Mehtap Yılmaz, Abdullah Gül'ün çelişkisi ve Merve Kavakçı ya Fransızca mı yazdım, Almanca mı yazdım? Türkçe okuyup nece anlıyorsunuz anlayamadım. Abdullah Gül'ün tutuklu gazetecilere destek verdiği söz konusu açıklamaya hakikaten isyan ettim. Çünkü Abdullah Gül tutuklu olan Enis Berberoğlu ve Korkak Cancık gibi şahısların gazeteci kamuflajıyla casusluk yaptığının adı gibi biliyor. Bu vatan hainlerinin dış istihbarat servislerinin tek kullanımlık aparatları olduğunu ve Türkiye DH terör örgütüne yardım ediyor diye vatanlarına iftira ettiklerini biliyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu tutuklu şahısların gazeteci değil, terör örgütü mensubu olduklarını pek çok defa alenen ifade etti. Şimdi devletin en üst makamı olan başkomutan bunların gazeteci kisvesiyle yasa dışı, karanlık işlere bulaştığını söyledikten sonra bunlara sahip çıkmak da neyin nesi? Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalancı çıkararak, ilizam ederek kime neyi ispat etmeye çalışıyor sizce? Ayrıca Abdullah Gül gazetecilerin hak ve özgürlüklerine sahip çıkarken neden sadece muhalif gazetecilerin haklarına sahip çıkıyor? Neden bizim haklarımızı görmezden geliyor? Ben FETÖ'nün polis operasyonlarına maruz kalırken, sosyal medyada FETÖ'şiler tarafından linç edilirken, polis soruyla ifadeye götürülürken, yeni akit haşhaşilere tazminat ödemek zorunda bırakılırken neden bize de sahip çıkmadı?'' Neden bizim FETÖ mağduriyetlerimiz üzerine de bir açıklama yapmadı? Abdullah Gül'ün casus ve terörist gazeteciler konusunda gösterdiği hassasiyete yeni akit için mazhar olamadı? Sevsinler Gül'ün adalet anlayışına. Tutuklu solcu gazeteciler için plastik sandalye nöbeti tutan gazetecilerdeki çifte standardın aynısı değil mi bu? Solcu PKK'cı kadınlara gelen eleştirilere kalkal olan kadın derneklerinin Merve Kavakçı linç edilirken başını kuma gömmesi kadar büyük bir çelişki bu. Ramazan ayında kandile gidip PKK kamplarına giden HDP'li Hüda Kayayı eleştirdim diye bana karşı anında organize hücuma kalkışan, gazeteme ve bana en galis hakaretlerle saldıran buluşan kadınların Merve Kavakçı linç edilirken çıt çıkarmamaları kadar yaman bir çelişki. En üst seviyeden Elif Şafak gibi orada burada ülkesine iftira eden bir katalog gelininin reklamını yapan Abdullah Gül ve intifadacı eşi Hayrun Nisa Hanım'ın başörtülü hanım yazarların eserlerini yok sayması kadar tuhaf bir çelişki. Yani dün yazdığım yazıya Fransız kalanlar için Türkçe tercüme ederek yeniden yazayım. Ben Abdullah Gül'ün tutuklu, casus, terörist gazeteciler konusundaki açıklamasından çok kendi mahallesindeki FETÖ mağduru gazetecileri görmezden gelmesine yani çifte standart uygulamasına karşıyım. Tıpkı Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünü destekleyen, iktidarın da bu yürüyüşü görmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Taş Merve Kavakçı'nın linç edilmesine ses çıkarmamasına karşı olduğum gibi. LGBT'lilerin sokak ortasında fuhuş yapmasını bir görünürlük olarak tolere edip, Merve Kavakçı'nın meşru izdivacını diline dolayan bir kısım dedikoducu mahallelinin bu şizofrenik hak hukuk anlayışlarına karşı olduğum gibi. Abdullah Gül'ün gazeteciler konusunda seçmeci ve tünel bir bakış açısına sahip olduğuna eleştirince, bizi troll olarak tanımlayan At gözlüklüler anlamasa da bizi batsın bu dünya moduna sokan bu çelişkiler işte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çakınca level atlayan gazeteciler diyarında doğru sözlü olmanın, hakikati savunmanın bedelidir ödediğimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıp sözcüye kapak atanlar gibi besleme olmayı reddettiğimiz içindir uğradığımız zulümler karşısında tek başına direnmek zorunda kalışımız. Yok edilmek istenişimizin nedeni bu, görmezden gelinişimizin sebebi. Bunları yazdım, bir bir not alıp Allah'a şikayet edeceğim. Ben de İsrail zulmüne karşı resmi kınamalarla yetinen Müslüman ülkelere batsın bu resmi açıklamalarınız diyen Venezuela Devlet Başkanı Maduro gibi söyleyeyim. Batsın sadece solcu gazeteciler için geçerli olan resmi açıklamalarınız. Sadece bir kısım gazeteciler için sızlayan vicdanınız batsın. Yeni Akide vahşi nefret söylemleriyle cephe alıp HDP PKK'lılar için coşan hak ve adalet duygunuz batsın. Mehtap Yılmaz Yeni Akide